Tepenin Gözleri filmini hepiniz hatırlarsınız. Bu film 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen bir korku filmidir. Film aslen 1977 yılında çekilen Tepenin Gözleri filminin çağdaş uyarlamasıdır. Filmin konusu karavanla tatile giden fakat yollarını kaybederek çölün ortasındaki bir nükleer tesis yakınlarında mutasyona uğramış bir takım mutantların hedefi haline gelen bir aile ve verdikleri mücadele hakkındadır. Film Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta 10 Mart 2006 tarihinde gösterime girdi. İlk haftasında Amerika'da 15 milyon 500 bin kar eden film, başta içeride yoğun şiddet dolayısıyla NC-17 damgasıyla yayımlandı. Ancak daha sonra bu derece düşürüldü. Filmin DVD sürümü 27 Haziran 2006 tarihinde yayımlandı. Yine bir sene sonra Tepenin Gözleri 2 adlı devam filmi gösterime girdi. Bu videoda bu filmin gerçek hikayesini konu alacağız. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın. Videoya başlıyoruz. Wes Craven kütüphanede bir İskoçya efsanesini okur. 15. yüzyılda yaşadığı sanılan Savney bin tembel birisidir. Dürüst yollardan geçinme kaygısı yoktur. Karısıyla birlikte kasabayı terk ederek yakındaki mağaraya yerleşirler. Bölgeden geçen insanları öldürüp mallarını elde etmeye yönelik bir yaşam tarzı geliştirirler. Derken Bin ailesinin çocukları olur ve onların enses ilişkilerinden de torunları olur. Yaklaşık 50 kişilik dev bir aile haline gelirler. Bu dev aileye soygunlar yetmez olur. Karınlarını doyurmak için öldürdükleri insanları yemeye başlarlar. Kasaba sakinleri insanlar kaybolmaya başlayınca suçluyu kendi içlerinde bulmaya çalışırlar. Kuşkulu hareketleri görülen masum insanları öldürürler. Bean ailesinin düzeni ellerinden kaçırdıkları bir kasabalı nedeniyle olur. Kasabalı Bean ailesinin yerini gösterir. Aile fertleri diri diri yakılarak cezaları verilir. Korku filmi hayranları filmi çok sevdiler. Ancak ben filmi değil, yönetmen ve senarist Wes Craven'ın araştırmacı ve günümüze uyarlamacı zekasını daha çok sevdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Başınızdan geçen paranormal olayları ve hikayeleri bana Instagram hesabımdan ulaştırabilirsiniz. Bir hafta içerisinde bunların bir videoya dönüştüğünü göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.